Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu 150. programımız. Dolayısıyla heyecanlıyız ve bugün aslında geçen haftada kaldığımız yerden Kent 95 programından devamında daha anlamlı bir program yapmayı hedefliyoruz. Erken çocukluktan gençliğe sanatla büyümek raporu yayınlandı İKSV'nin ve İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece bizlerle. Aslında biz bu gelenek haline geldi. Her sene yeni raporunuzla beraber sizi burada ağırlıyoruz. Aslında yani. Görgün Bey de katılacaktı ama sanırım son anda bir sevgilerimizi iletelim kendisine. Evet. Biz iki başımıza programı ilerletelim. Öncelikle erken çocukluktan gençliğe sanatla büyümek raporu Ekim 2019'da yayınlandı İKSV'den. Profesör Doktor Feyza Çorapçı, Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesiyle beraber hazırlandı rapor, evet, anladığım kadarıyla. Hemen aslında şu soruyla başlamak isterim. İKSV neden bu yönde erken çocukluktan gençliğe sanatla büyümek, yani gençler ve çocuklar ekseninde bir rapor hazırlamaya yeltendi? Ben de önce teşekkür ederek başlayayım mı? Yani Şehir Hepimizin de her sene ayrı bir konuyla aslında birbirini tamamlayacak şekilde sizinle birlikte olmaktan ben de çok mutluyum. Neden böyle bir rapor hazırlamaya ihtiyaç duyduk? Aslında geçen sene en son raporu konuştuğumuzda belki burada bırakmışızdır, bahsetmiş olabilirim. Bir süredir 46 yıllık bir kültür sanat kurumunun çocuk ve aile dostu bir kültür kurumu olup olamayacağı üzerinde, olursa neler yapılması gerektiği üzerinde düşünüyoruz zaten. Dolayısıyla bizi bu rapora hazırlayan bir süreç var arkamızda. Zaten her şeyden öte 46 yıldır alanda faaliyet gösteren bir kültür sanat kurumu olmak birçok sorumluluk da getiriyor beraberinde. Bu da onlardan biri. Sonuçta geleceğin izleyicisine yatırım yapmak diyebilirsiniz. Yaşadığımız kentin milyonlarca çocuğuna ulaşmayı hedeflemek diyebilirsiniz. Birçok sebep var arkasında. Bizim için hem kendi adımıza böyle bir içinde bulunduğumuz dönüşüm sürecini işaret ediyor bu rapor. Ama gideceğimiz hala uzun bir yol olduğunu da not düşerek, hem de aslında bu alanda çalışan şehirdeki bütün kültür kurumlarına, yerel yönetimlere, alanla ilgili herkese de konunun altını çizmek için böyle bir farkındalık sunmak amacı taşıyor. Evet, belki arkadaşlar bu sırada bir tanıtım videosu var, onu da dönebilirler. Ben de hemen aslında tam bıraktığınız yerden şeyi sormak isterim. Peki, yani ben de raporu incelediğimde çok farklı hedef kitlesi fark ettim. Yani hem ailelere dair bilgiler var, kurumlara dair kullanışlı bilgiler var, belediyelere var. Sizin için hedef kitlesi kim bu raporun? Hepsi aslında. Şöyle, yani her raporda kültür ve sanat alanından farklı bir konuyu odağa alıyoruz ve kendimizce daha öncelikli bir hedef kitlesi belirliyoruz ama erken çocukluktan gençliğe kadar, en erken yaşlardan itibaren çocuğun ve gencin kişisel gelişiminden bahsettiğimizde hem çocuğun, gencin kendisi, ailesi, okul, kültür kurumları, belediyeler hepsi hedef kitlesi. Herkesin üzerine düşen ayrı bir sorumluluk alanı var bu konuda yapılması gereken. Evet. Ama daha öncelikli diye soruyorsanız bence yerel yönetimlere politika önceliği anlamında çok iş düşüyor gibi görünüyor. Çünkü bu raporda çocuğun aslında doğduğu yıllardan itibaren, erken çocukluk diye tanımladığımız 0 ila 3 yaştan itibaren sanatı hayatına kattığımızda onda olabilecek dönüşümleri odağa alıyoruz. Sonra orta çocukluk ve ergenlik diye tanımladığımız dönemde neler olduğuna bakıyoruz. Bu dönüşümlerin çocuktan başlayarak aileye nasıl yayıldığını inceliyoruz. Bütün bunları psikoloji biliminin ışığından inceliyoruz aslında. Sizin de başta belirttiğiniz gibi raporumuzun yazarı Profesör Doktor Feyza Çorapçı, Boğaziçi Üniversitesi'nden öğretim üyesi. Rapor boyunca bu kişisel gelişim üzerinde, özellikle bebeklikten itibaren yaşanan dönüşüm üzerinde sanatın nasıl bir rol oynadığını, hangi disiplinlerde yapılan faaliyetlerin nasıl gelişim aşamaları kaydettiğini inceleme fırsatı buluyoruz. Bu noktada da özellikle çocukların ve gençlerin okul dışındaki zamanlarına talibiz aslında. Kültür sanat çok faaliyetleri iyi derken okul dışında, serbest zamanlarında, hı hı, ve tırnak içinde yapılandırılmış sanat etkinlikleri dediğimiz. Yani belli bir hedefe, amaca yönelik, belli bir süreyle sınırlandırılmış, odaklanmış ve devam eden etkinliklerin aslında onların dönüşüm sürecinde nasıl etki ettiğine bakıyoruz. Dolayısıyla da yani zaten okul dışında bu işi yapan kültür kurumları veya belediyeler
yaptıkları işi nasıl daha nitelikli hale getirebilirler? Çocukların yaş grubuna uygun etkinlikler nasıl tasarlanabilir? Hı hı. Kültür dünyasıyla eğitimciler bir arada nasıl çalışabilir? Bütün bunlara bakıyoruz. Ama yerel yönetimler sanki daha da öncelikli hedef kitle gibi görünüyor bütün bunlar içinde. Evet, bulgulara daha sonra geleceğiz ama raporun ilk sayfaları aslında daha çok verisel bir kapsayıcı bir portresini çizmeye çalışıyor özellikle Türkiye'nin. Belki o birkaç tane veriden konuşabiliriz. Sizin için ne ifade ediyor, bu rapor için ne ifade ediyor, onlara bakabiliriz. Özellikle ilk başta toplam nüfusun %28'ini 0-17 yaş grubu oluşturduğunu söylüyorsunuz ve bunun Avrupa'da birinci sırada olduğu. 0-4 yaş nüfusun ise toplam nüfusun %8'ini Avrupa'da da birinci, dünyada ise 20. sırada olduğumuzu gösteriyor. Sizin için bu veriler ne ifade ediyor? Bir de bunlara şunu ekleyebiliriz. Mesela İstanbul'dan bahsediyorsak milyonlarca çocuk var ve 4 çocuktan biri yoksul bir aileden geliyor aslında. Hı-hı. Bu şunu ifade ediyor. Milyonlarca çocuğun yaşadığı, çocuk dostu olması gereken bu kentin hala bu alanda atacak çok adımı var. Hı-hı. Bunun aslında çok uzağındayız. Çocukların hayatına bahsettiğim gibi erken yaştan itibaren sanatı bir şekilde dahil ettiğimizde kişisel gelişimlerinde inanılmaz etkiler ediyor. Orta çocukluk ve gençlik dediğimiz döneme baktığımızda da zaten sınav stresiyle ve okul başarısıyla ve buna odaklanan bir şekilde hayatına devam eden çocukların serbest zamanlarını özellikle ya ödev yapmak veya işte sosyalleşmek gibi faaliyetlerle sürdürdüğünü belki görüyoruz. Belki üçüncü slide'da arkadaşlar geçerse bir sonraki slide'da zaten onu net bir şekilde görüyor. Aslında serbest zamanda aslında bir şekilde ödev yapmakla. Evet, çok da geçiyor. Serbest bir zamanları yok aslında. Bu eğitim camiasında da çokça tartışılan bir konu malum. Evet. Çocuklara daha az ödev verilmesi ve daha özgür kalmaları konusunda. Evet. Bu noktada yani diğer etkinliklere de baktığımızda çocukların yaptığı, gençlerin özellikle işte alışveriş merkezine gitmek vesaire filan. Yani bunda kimseyi veya özellikle çocukları ve gençleri suçlayabilecek bir durumumuz yok. Onlara ne sunuyoruz? Evet. Ne kadar kolay erişebiliyorlar? Erişimin önünde nasıl engeller var? Bu tarafından bakmak lazım. O yüzden yerel yönetimler önemli diyorum. Evet. Bu kadar çok çocuğun ve gencin yaşadığı bir şehirde erişim olanaklarını ne kadar çok arttırırsak onlar da o kadar istekli olacaklardır. Evet. Hani istemiyorlar, tercih etmiyorlar. Ben bunu çok da kabul etmiyorum. Aileleri ne kadar acaba katılım imkanına sahip ki? Evet. Ne kadar farkındalar ki? O kadar ulaşabiliyorlar. Yani veriler kendini gösteriyor. Bunu katılımcı yaklaşımlar raporu zamanı da çok konuşmuştuk hatırlarsanız. Evet. İşte kültür sanat etkinliklerine katılabilen, müzeye sergiye giden insanların oranı nüfusun toplamına baktığınızda hala çok düşük. Hı hı. Bunun önünde de birçok engel var. Sadece ekonomik engeller yok. Fiziksel engeller var, coğrafi engeller var, erişim engelleri var, var da var. Bunları yok etmeye başlamak için de topyekün bir strateji geliştirmek ve birlikte adım atmak gerekiyor. Erişim, yani fiziksel olarak bu mekanlara erişim en önemli konulardan biri olarak ortaya çıkıyorsa o zaman çocukların yaşadıkları bölgelerde belki nitelikli sanat etkinlikleri, yani yaş gruplarına uygun olarak tasarlanmış, evet, hızlıca ulaşabilecekleri, onlara yük olmayacak, eğlenebilecekleri, oyun oynayabilecekleri, belki sosyalleşebilecekleri alanlar, fiziksel olarak alanlar tasarlamak ve buna uygun içerikler tasarlamak gerekiyor. Mesela verilere baktığımız zaman aslında ilginç bir şekilde televizyon izlemek, yani çok pasif bir süreç aslında bakıldığı zaman oldukça büyük bir oran kapsıyor. Ya da alışveriş merkezine gitmek, evet, yani tek taraflı bir iletişim var orada. Evet. Onlar yerine belki, evet, çünkü bir yandan da raporunuzun özellikle baş kısmında 0-3 yaşın aslında bilişsel gelişimi için bu tarz işte kültür sanatın etkisi üzerine yoğun bir bölüm var. Orada da zaten, evet, buradaki herhangi bir kültür sanat faaliyetinin erken gelişime dahil edilmesinin katkısında uzun bir süre boyunca tartışıyorsunuz. Belki şeyden bahsedebiliriz. Yani bu raporu çizerken nasıl bir metot benimsediniz? Ya her raporda olduğu gibi bunda da bolca akademik araştırma var, literatür araştırması var. Özellikle erken çocukluk döneminde sanatla ilişkiyi odağa alan Türkiye'de bugüne kadar çok fazla araştırma yoktu. Bu açıdan bir ilk kabul edebiliriz bu raporu. Erken çocukluğun bütün gelişim dönemi içinde ne kadar önemli bir dönem olduğu zaten alanın uzmanları tarafından çokça dile getiriliyor. Profesör Doktor Feyza Çorapçı'nın da bu alanda söyleyecek çok sözü var. Biz ondan özellikle sanat ilişkisi bağlamında nasıl bir gelişim süreci izlendiğini talep ettiğimizde o da dönüp dünyadaki bu alandaki bütün araştırmalara baktı.
Bolca referans var. Onun dışında bolca iyi örnek var. Çünkü dünyada farklı coğrafyalarda özellikle kültür sanat kurumları bu erken çocukluk dönemine daha odaklı olarak çalıştıklarında, bu alanda iyi örnek geliştirdiklerinde nasıl etki edebildiğini uzun vadede çocukların gelişimi ve onların izleyici olarak kendilerine dönüşümü konusunda nasıl etki ettiğini bizden biraz daha erken tecrübe etmişler. Dolayısıyla bolca iyi örnek var. Sadece bu yaş dönemine uygun veya işte 0-3 yaştan bahsediyorsak bu bebeklerin ailelerine uygun programlar geliştiren kültür kurumları var. Dolayısıyla bunlardan bolca örnek var. Her raporda olduğu gibi bütün bunlar bize ilham vermesi için, bu alanda çalışanların biraz ufkunu açması için biz de bir kültür kurumu olarak bu iyi örneklere bakıp aslında kendi örneklerimizi tasarlıyoruz. Mesela bu sene daha önce de yapmıştık. İstanbul Bienali içinde Bebekli Sabahlar diye bir program hazırladık, uyguladık. Özellikle bu işte İlk dönemleri annelerin ya da ebeveynlerinin veya bakım verenlerin bebekleriyle birlikte sosyalleşmekte zorlandıkları veya gittiklerinde bir sergi salonunda veya etkinlikte acaba bebeğimle birlikte gidersem diğer izleyicileri rahatsız eder miyim diye çekindikleri bir dönem olarak ortaya çıkıyor. Bunu aşmak üzere aslında onların birbirleriyle sosyalleşebilecekleri, kimseyi rahatsız etme endişesi duymadan şehirde ne olup bitiyorsa İstanbul Bienali'nin örneğin rahat rahat gezebilecekleri, kendilerine özel bir zamanda deneyimleyebilecekleri bir program tasarladık. Çok iyi geri dönüşler aldık. O geri dönüşleri nasıl alıyorsunuz? Bir anket yapıyoruz aslında. Bu İstanbul Bienali'nde olduğu için İstanbul Bienali'nin izleyicileri ve davet ettiğimiz kişiler üzerinden online anketlerle takip etmeye çalışıyoruz. Veya fiziksel olarak mekanda bulunanlarla yapılan görüşmeler de bazen etkili oluyor. Ama genellikle online anket. Bunu çocuk kitapları için de yapıyoruz. İstanbul Bienali'nin bütün mekanlarından ücretsiz olarak çocuk kitaplarımız dağıtılıyor. Zaten Bienal'e giriş için belli bir kişisel veri paylaşımı gerekiyor. Bunu paylaşmayı kabul edenlerle bir de üzerine anket çalışması yapıyoruz ve bunlar değerlendiriliyor. Zaten raporun içerisinde İKSV'nin yaptığı etkinliklerin analizleri de var. Yanlış mı? Yani aslında bir anlamda kendinizi de aslında bir şekilde sürecin içerisinde, raporun içerisinde değerlendirmiş oluyorsunuz aslında. Evet, evet. Bugüne kadarki raporlarda bunu çok yapmamaya çalışmıştık. Yani İKSV'yi bir iyi örnek gibi konumlandırmak doğru olmaz. Biz de öğrenme süreci gelişim sürecindeyiz. Ama bu sefer farklı bir örneğimiz var. İKSV alt kat. Evet. Öğrenme ve etkileşim alanı dedik biz oranın adına. Bir seneyi bile doldurmadı henüz. Açılalı çok kısa bir zaman oldu. İKSV alt katın varlık sebebi de zaten yıllardır kültür politikalarında dile getirdiğimiz bu erişim, katılım, dönüşüm sürecine kendi iyi örneğimizle katkıda bulunmak. İKSV alt kat bilmeyenler için hatırlatmakta belki fayda var. Bizim İKSV binasının, Şişhane'deki binanın giriş katında, alt katında yer alıyor. Ve burası yıl boyunca bizim faaliyette bulunduğumuz bütün sanat disiplinlerinde atölye çalışmalarının, etkinliklerin, okumaların düzenlendiği, özellikle bu ilk bir yıllık döneminde çocuklara ve gençlere odaklanan bir adı üstünde öğrenme etkileşim alanı. Burada geliştirilen atölye çalışmalarının çoklanmasını hayal ediyoruz. Yani burada oluşturulacak olan eğitimcilerle sanatçıların bir araya gelip tasarladığı programların şehrin geneline yayılabilme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Veya keşke daha da ideali milli eğitimin müfredatına girme potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Sanat eğitiminin üzerine konuşulacak çok konu var. Ama özellikle bir kültür kurumunun eğitimcilerle işbirliği içinde yaparak geliştirdiği bu programların iyi örnek oluşturma potansiyelini önemsiyoruz. Bu yüzden de raporda oraya ayrı bir önem verdik. Çünkü çok fazla böyle elde veri yok başta da bahsettiğim gibi. Kendi İKSV alt kat bünyesinde yaptığımız atölyelerde alt katın da aynı zamanda danışmanlığını üstlenen Feyza Çorapçı ve ekibi atölyeler süresince veya sonrasında hem çocuklarla hem aileleriyle odak grup görüşmeleri yaptı. Yani bu sürecin onlarda neyi dönüştürdüğünü birebir onların ağzından dinleme fırsatı bulduk. Bu da bizim için çok heyecan verici bir veriydi. Dolayısıyla bu yüzden buna da raporda yer verdik. Zaten şimdi arkadaşlar da dünyadan örnekleri, raporda bahsettiğiniz dünyadan iyi örnekleri, görüntülerini de göstermeye başladılar. Peki bir adım geriye atıp şöyle bir karşılaştırma yapmak isteseniz, Türkiye ve dünyadaki birçok iyi örnek var raporunuzda. Bu örneklerden hareketle sizce Türkiye'de çocuklar ve gençlerin sanatla ilişkisi bağlamında ne noktadayız? Şöyle, yani dünyadaki örneklere de baktığımızda, özellikle dezavantajlı çocukların, dezavantajlı ailelerin çocuklarının sanatla nasıl ilişkilenebileceğini veya bunun etkisini araştıran
araştırmalar ve yayınlarda. Okul başarısı için özellikle düşük gelirli ailelerdeki yaygın görüş, bu kültür sanat etkinliklerinin okul başarısı üzerinde çok da önemli bir etkisi olmayacağı veya uzun vadede çocuklara bir meslek kazandırma etkisi olmayacağı yönünde. Örneğin Wallace Vakfı diye bizim de bu alanda yakın takip ettiğimiz bir vakfın raporuna göre böyle bir veri var. Dolayısıyla aileler çocukların kültür sanat etkinliklerine katılmamasından dolayı pek de bir kaygı gütmüyor gibi görünüyor. Bu aslında dünyada da yaygın bir trend. Ve genellikle sanat atölyeleri yetenek temelli görünüyor. Yani işte daha çok işte enstrüman çalmayı öğrenmesi veya işte bir doğrudan sonunda bir başarı, bu anlamda bir başarı beklenen etkinlikler gibi görünüyor. Bu böyle. Türkiye'deki verilere baktığımızda örneğin elimde 2013 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen bir çalışmanın sonucu var. Neden bu etkinliklere katılıma ilgi bu kadar az diye sorulduğunda. Bir yakın çevrede aslında bu tarz programlar sunan kuruluşların bulunmaması bir sebep gibi görünüyor. Yani yarısından fazlası aslında bunu gerekçe olarak göstermiş yakın çevrede olmamasını. Tabii ki ekonomik sebepler, çocukların isteksizliği gibi şeyler de var. Ailenin yine sosyoekonomik düzeyi gibi yani ailenin yapılan araştırmalara bakıldığında özellikle son 20 yılın araştırmalarına ailenin sosyoekonomik seviyesi yükseldikçe çocukların ve gençlerin ve onların da katılma oranlarında bir artış olduğu görülüyor. İşte başta verdiğimiz o istatistiklerde müze, sergi gezme, konsere gitme gibi faaliyetlerde sosyoekonomik seviyeyle doğrudan ilişkili bir durum var. Dediğim gibi yani bu biraz dünyada da benzer bir eğilim var ama dünyada farklı olan şey şu, genellemek ne kadar doğru bilmiyorum ama en azından bizim ilişkide olduğumuz kültür sanat dünyasında kültür kurumları bu yönde ciddi bir çaba sarf ediyorlar. Ve buna özellikle yerel yönetimler, merkezi otorite gibi, okullar gibi paydaşlar da eklemlendiğinde bu konuda uzun soluklu bir strateji geliştirilebiliyor. Burada ne sadece kültür kurumlarının yapabileceği bir şey durumu değiştirebilir, ne sadece aile bir anda bugünden yarına fikrini değiştirebilir. Uzun vadeli adım adım inşa edilmesi gereken bir süreç gibi görüyorum bunu. Belki de diğer raporlardan farklı olarak ilk sorduğum soruya geri dönersek aslında bunun farklı kişilere hedef alarak yani hem aileleri hem kurumları hem belediyeyi hedef alan bir rapor olmasında belki bu bağlamda anlamı var. Çünkü çok daha belki bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Tek bir kurum ya da sadece belediyeden beklenebilecek bir çaba değil belki de bu. Evet, haklısınız çünkü mesela ben Türkiye'den iyi örneklere bakındığımda sizin raporunuzdaki daha çok işte belediye tarafında böyle çabalar görülüyor ama yurt dışındaki örnekler aslında belki biraz daha büyük ölçekte yaklaşanlar. İşte çeşitli kültür kurumlarının başı çektiği ama çok daha bir hareketlilik, sosyal hareketlilik yaratabildiği projeler ama en azından ön yargılar bütün dünyada benzer. O kesin, o kesin. Yani iki şey söyleyebilirim bununla ilgili az önce bahsetmeyi unuttum. Raporda hani nasıl bir metot benimsediniz dediğinizde unuttuğum şeylerden biri de aslında İstanbul 95'in paydaşı olan belediyelerle bir anket çalışması yaptık bu rapor kapsamında. Rapora gelen yerel yönetim verileri oradan aslında Beyoğlu, Maltepe, Sarıyer ve Sultanbeyli belediyeleriyle yüz yüze görüşmeler yapıldı. Bu da bizim için önemli bir alan. Bu belediyeler zaten Bernard Vanier Vakfı'nın İstanbul 95 programının içinde olan belediyeler. Dolayısıyla farkındalığı nispeten daha yüksek belediyeler. Fakat buraya da baktığımızda raporun sonunda kapsamlı bir öneri paketi var zaten. Hala işbirliği veya fiziksel olarak mekanların düzenlenmesi veya belli yaş gruplarına odaklanılması ihtiyacı gibi konular açıkta duruyor gibi görüyoruz. Dolayısıyla belediyeler önemli çünkü zaten çok şey yapıyorlar. Okul dışında kalan zamanlarda çocuk etkinliği yapmayan ilçe belediyesi yok gibi. Fakat bu yapılan işlerin niteliğinin yükselmesi de dert ettiğimiz şeylerden biri. Burası çok önemli ama tabii ki çok iyi örnekler de var. Rapor boyunca iyi örnekler de akıyor zaten metne eşlik edecek şekilde. Özellikle çocuk kütüphaneleri, oyun kitaplıkları, belediyelerin gerçekleştirdiği buna benzer etrafındaki faaliyetler çok önemli. Çünkü okumanın özellikle o erken yaşlardan itibaren çocuk üzerinde inanılmaz bir etkisi var tahmin edeceğiniz gibi. O ilk 6 yılda yapılan her şey çok kritik. Bu noktada da belediyelerin çok iyi uygulamaları da var ama yeter ki uzun soluklu olsun, yaygınlaşsın, çoğalsın. Evet, kapsayıcı ve erişilebilirliği de giderek artsın. Tabii. Peki bulgulara, aslında bu sefer bulgular yerine bir yandan da öneriler, yoğun bir öneri paketi var yanlış görmediysen. Doğru. Nasıl bir, önerilerimize nasıl kısaca özetleyebilirseniz, bir dört başlık görüyorum. İşbirlikleri, erişim ve katılım, programlama ve mekan tasarımı olarak dört üst başlıkta önerileriniz var. Ne diyebilirsiniz öneriler için bize?
Evet, yani burada her kültür politikaları raporunda olduğu gibi burada da böyle hedefe odaklı, hızlı uygulanabilir ve hemen değiştirilebilir bir öneri paketi sunmaya çalıştık. Hatırlarsınız belki yerel yönetimlere kültürel planlama rehberi yaptığımızda da belediyelere aslında bir zaman çizelgesiyle adım adım önce kültürel planlama ne demek, nasıl olur, sonra da nasıl uygulayabilirler biraz onu anlatmıştık. Burada da benzeri bir yöntem var. Yani çok aslında aklın yolu bir. Hep aynı şeyleri farklı biçimlerde ifade ediyoruz belki de diyebiliriz. Bir takım şöyle somut şeylerden bahsetmek gerekirse, bir kere yerel yönetimlerden bahsediyorsak, stratejik planlarında çocuk ve aile dostu olmayı ve bu alanda atılacak adımları tanımlamaktan başlıyor her şey. Mesele çok çocuk etkinliği yapmak değil, doğru yaş grubuna doğru etkinliği tasarlamak ki o gelişim sürecinde etkisi bulunsun. Sırf tik atmak için yapılmamasında fayda var. Dolayısıyla da bu noktada uzmanlarla birlikte çalışmaları, yani işbirliği yapmaları gerekiyor. Bu bizim İKSV'nin çocukla ilgili bütün etkinliklerinde de gözettiğimiz bir şey. Sanatçılarla eğitmenlerin bir arada çalışarak yöntem geliştirmeleri gerekiyor. Çünkü sanatçıların yaratıcılık, eleştirel düşünce, kendini özgür ifade edebilme alanlarında, kendi disiplinlerinde çocuklara öğreteceği çok şey var. Ama eğitmenlerin de pedagoji bilgisiyle sanatçılara katacağı çok şey var. Dolayısıyla bu işbirlikleri çok önemli. Bu hafta bu alanda yeni bir workshop'u bitirdik. Türkiye-Almanya Gençlik Köprüsü kurumunun desteğiyle. Türkiye'den, Almanya'dan öğretmenlerle sanatçıları bir araya getirdiğimiz böyle 4 günlük kapsamlı birlikte proje geliştirdikleri etkinliğin sonunda bir program tasarlamıştık. Buna benzer şeylere çok ihtiyaç var. Biz bunları Türkiye'de sanat eğitimini yeniden düşünmek raporunda da aslında dile getirmiştik. Eğitmen-sanatçı işbirlikleri. Fiziksel olarak mekan, yani mekanın çocukların veya gençlerin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanması gerekiyor. Yine buna bir bizden belki bir örnek. İKSV alt katta Superpool tasarım ofisiyle çalıştık. Biz burayı çocuk dostu bir mekan yapmak istiyoruz. Her türlü erişim engelini de kaldırarak uygun hale getirmek istiyoruz dediğimizde ona uygun bir tasarım geliştirdiler. İşte mobilyalardan çocukların kullanacağı malzemelere kadar her şey üzerine titizlikle düşünülmüştü. Veya engelli erişimi konusunda, özellikle engellenen bireylerin erişimi konusunda desek belki daha doğru olur. Yapılabilecek şeyleri denedik. Çünkü mesela bizim binamız tarihi bir bina, belli kısıtları var. Mekanın, binanın tamamında engelli erişimine uygun bir hale geçemiyoruz ne yazık ki çok istesek de. Ama alt katta tasarladığımız atölyelerde bunu gözettik. Buna benzer küçük dokunuşlar ama etkili olabilecek dokunuşlar çok önemli gibi görünüyor. Yani örneklere böyle... İşbirliklerinde yani bir kelimenin altını çizmek isterim. Disiplinler arası programların, işte ortaklar yolu ilgi çekici disiplinler arası programların yapılması diyorsunuz. Belki arkadaşlar öneri şeylerin slaytlarını da verebilirler ekrana. Bu disiplinler arası programların sizce ne önemi var? Yani böyle şey hani çünkü resim, bale vesaire hani bunlar hani ilk akla gelen ve hani kolaylıkla uygulanabilen oluyor ama disiplinler arasının altını çizmenin sizce önemi nedir? Evet. Disiplinler arasılık aslında sanatın bütün dallarında da giderek daha çok konuşulur olmaya başladı. Özellikle işte artık hani güzel sanatlardan kavramsal sanata geçtiğimiz güncel sanatın bunu mesele edindiği noktada biraz iç içe geçmeye başladı. Dijitalleşmenin hepimizin hayatındaki dönüşüm sürecinde olduğu gibi bu alanda da ciddi bir etkisi var. Dolayısıyla disiplinler arası düşünme becerisi çocuğun, gencin kişisel gelişiminde çok farklı kapılar açabiliyor. Yine rapordaki alıntılara baktığınızda, çocukların o süreçte kendilerini nasıl ifade ettiklerine baktığınızda çok yaratıcı şeyler görüyorsunuz. İşte Volkan Aslan, İstanbul Bienali'nin sanatçılarından biri, çocuklarla uzun, gençlerle uzun bir atölye çalışması tasarladı. Şöyle alıntılar var. Saçmalamanın ne kadar zevkli bir şey olduğunu öğrendim. İşte başta bu elimdeki malzemeyle ne yapacağım hakkında hiçbir fikrim yoktu ama sonra yaratıcılığım gelişti, başka açılardan bakmayı öğrendim. Yani işte bütün bunların hani disiplinler arası çalışmaların özellikle eleştirel düşünce, farklı açılardan bakma, problem çözme gibi etkileri var. Tek bir disipline veya işte tek bir sanat dalına odaklanmak yerine farklı cephelerinden konuya bakma becerisini geliştiriyor disiplinler arasılık. Burası bir de şey gibi hissediyorum yani hani özellikle resim, bale vesaire dediğim zaman aslında sanki ailelerin hedef yine bir yarış gibi, yine bir üniversite sınavına çalışmaya başlamak gibi. Aslında bir hedef temelli çocuğun orada olması üzerinden bir strateji gibi geliyor bana. Ama mesela işte raporun o yüzden giriş kısmında bilişsel süreçler yani çocukların gelişimine bu kadar atıf yapmasında aslında disiplinler arasılıkla işte aslında bir sürü farklı çağrışım ve bilişsel beceriyi geliştirmesi bağlamında da aslında
belki daha anlamlıdır diye de düşünüyorum. Öyle. Peki sizce buradan belediyelere bir öneri paketi geliştirseniz neyle başlarsınız? Nereden başlamak gerekiyor? Yine işbirlikleriyle midir? Evet, bir işbirlikleri. Kültür kurumlarıyla yerel yönetimlerin işbirlikleri özellikle İstanbul gibi bir metropolde erişim imkanlarının bu kadar aslında zorlayıcı olduğu bir şehirde fark yaratıyor. Biz son yıllarda bir kültür kurumu olarak yani kendi yaptığımız etkinliklere İstanbul merkezinden değil sadece işte 39 ilçenin tamamından çocukları, gençleri nasıl dahil edebiliriz diye baktığımızda belediyeler en önemli paydaşlar olarak ortaya çıktı hep. Ellerindeki belli imkanları, ulaşım gibi veya kendi bulundukları bölgedeki çocukların veya gençlerin veya ailelerin ihtiyaçlarını bilme konusundaki kapasiteleri gibi önemli özellikleri var. Özellikle son yıllarda yaşanan göç dalgası İstanbul'un da nüfusunu ve demografisini çok değiştirdi malum. Birlikte Yaşamak raporunda geçen sene bundan bolca bahsetmiştik. Özellikle bu göç sonrası yaşanan durumda göçle gelen çocukların ve ailelerinin toplumsal hayata daha fazla dahil olabilmeleri için hep birlikte çalışmaya çok ihtiyaç var. Burada da dediğim gibi işbirlikleri çok kritik. Biz kendi etkinliklerimizde o pencereyi açmaya çalışıyoruz. Ama bir kültür kurumunun yapabilecekleri sınırlı. İşte örneğin Sultanbeyli'deki veya işte daha da uzak yerlerdeki çocukların dahil olabilmesi için belediyelerin hem belediyelerin ve sivil toplum kuruluşlarının tabii o da çok mühim, hak temelli çalışan STK'ların özellikle bulundukları bölgenin ihtiyacını bilmeleri, ona uygun stratejiler geliştirmemize yardımcı olmaları çok önem taşıyor. Bu dezavantajı yani özellikle coğrafi dezavantajı bertaraf etmenin yöntemi olarak işbirliklerini çok önemli buluyorum. Peki raporlar birikiyor. Şimdi bu raporun çıktılarını nasıl değerlendirmeyi hedefliyorsunuz? Nasıl bir iletişim stratejisi benimsiyorsunuz? Evet, dediğim gibi bu rapor özellikle kültür politikalarında psikoloji bilimini yanımıza aldığımız, o bilişsel gelişim sürecini veriler üzerinden anlatmayı başardığımız bir rapor oldu. Her yeni raporda sosyal bilimler alanının farklı bir tarafından besleniyoruz. Bu rapordaki veriler sadece kültür sanat dünyasının diğer aktörlerine değil bize de etki ediyor. Aslında buradaki verilerden yola çıkarak attığımız bu adımın devamını da tasarlamaya başladık. Yani işte İKSV alt kat dediğim gibi neredeyse bir senesini dolduracak, başladı, çalışıyor, evet. Gelişim süreci içinde. 46 yıllık bir kültür kurumunun henüz bir yıllık bebeği gibi orası da. Ama gidecek uzun bir yolu var. Alt kattan doğan bütün projelerin festivalleri ve bienalleri dönüştürme potansiyeli var. Veya en azından onların içinde de çocuklara, gençlere, geleceğin izleyicilerine yönelik alanlar açmayı umut ediyoruz. Başladık da işte Bebekli Sabahlar örneğini verdim ama İstanbul Bienali'nin ilk başlattığı bu çocuk kitapları serisi, işte Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak artık her bienalde yayımlanan bu kitaplar ve festivallerde de yayımlanmaya başladı. Bütün bunlar bize bir çeşit araç sunuyor aslında. Bugüne kadar belki erişemediğim, kitlemizi çeşitlendirmek için, daha çok dokunmak istediğimiz kişilere ulaşmak için araç. Bütün bunları yaparken birlikte çalıştığımız diğer kültür kurumlarına da bir alan açmayı, tartışma platformu açmayı hedefliyoruz. Örneğin Bernard Vanier Vakfı'nın desteğiyle yine geçtiğimiz haftalarda erken çocukluk ve sanat ilişkisi üzerine bir uluslararası konuşma serisi yaptık. Türkiye'den profesyonellerle bu alanda çalışan uluslararası uzmanları bir araya getirdik ve birlikte tartıştılar. Buradaki iyi örnekleri yurt dışına da anlatma imkanımız oldu. Bu işbirliklerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Çünkü bu erişim imkanlarını artırmak için kültür sanat dünyasının iletişim gücüne hala ihtiyaç var gibi hissediyorum. Belediyelere ulaşma imkanınız oluyor mu bu raporlarla? Tabii yani her seferinde gönderiyoruz zaten belediyelere ve giderek daha artan bir ilgiyle yerel yönetimler raporundan beri sağ olsun ilçe belediyeleri daha yakın takip ediyorlar. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi de çok önemli bir paydaş bizim için bu süreçte. Bahsettiğim gibi bu oluşturduğumuz bilgi birikimini ilçelerde veya İstanbul'un genelinde çoklayarak bir strateji dahilinde aslında dönüşüm hayal ediyoruz. Bunun için de çalışmaya devam edeceğiz gibi görünüyor. Merak ediyorum açıkçası. İşte bir sürü dış paydaşın dönüşümü, işte İstanbul'un daha iyi yönetimi vesaire derken İKSV işte 46 sene içerisinde bir sene dediniz. Böyle bu faaliyetleri sürdürüyorsunuz özellikle alt katta. Peki kurum içerisinde bunu nasıl iletişiyorsunuz? Yani kurum içerisindeki bir sürü etkinliğin bu raporları gözetmesini nasıl sağlıyorsunuz? Şöyle, belli yönetim araçları kullanıyoruz aslında. Kültür politikaları çalışmaları son bir yıldır İKSV'nin stratejik planında da aktif rol oynamaya başladı. Bir çeşit koordinasyon işlevi üstleniyoruz.
Tabiri caizse biz bilgiyi üretiyoruz, sonra o bilgiyle ne yapabileceğimize hep birlikte bakıyoruz. Ve İKSV'nin 3'er yıllık stratejik planı ile de öne çıkan o kavramı, işte mesela evet. bir önceki, şimdi içinde bulunduğumuz 3 yıllık stratejik plan için katılımcılık konusuydu. Evet. Katılımcı yaklaşımlar raporundan beri bunu odağa almıştık. Farklı cephelerden, hem kurumsal taraftan hem programlama açısından katılımcılığı nasıl tetikleyebiliriz, biraz buna bakmıştık. Yine şimdi bir sonraki stratejik planın hazırlık dönemindeyiz. Önümüzdeki 3 yıl içinde buradan çıkan bilgiyi hem kendimizi dönüştürmek için hem etkinliklerimizi dönüştürmek için kullanmaya gayret ediyoruz. Peki bir sonraki raporun konusu belli mi? Evet, üzerine biraz konuşmaya başladık. Onun için söylemekte çekinmiyorum bu sefer. Giderek daha erken hazırlanmaya başladı bu konular. Sürdürülebilirlik konusunu odağa alıyoruz. Henüz başlığı belli olmamakla beraber gideceğimiz yön belli. İstanbul Bienali'nin açtığı, 7. kıtayla açtığı tartışma bizim için uzun yıllardır üzerine düşündüğümüz bir konuyu kültür politikaları açısından da ele almanın tam zamanı olduğunu hissettirdi. Biraz siyaset bilimi perspektifinden yaklaşacağız gibi görünüyor bu sefer. Ama yine hem kendimizi hem etrafı nasıl dönüştürebiliriz, birlikte nasıl dönüşebiliriz buna bakacağımız bir rapor gelecek gibi görünüyor. Biz de heyecanla bekliyoruz. Sizi en yakın zamanda tekrar ağırlamak isteriz. Memnuniyetle. Çok teşekkür ederim Özlem Hanım. Yani çok değerli bir rapor ve benim de hani çok farklı şeyleri düşünmeme vesile oldu. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki raporda tekrar buluşmak görüşürüz üzere. O zaman. Çok teşekkürler. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. 150. programımızdı. Bizim için önemli bir programdı. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar karşınızda olacağız. Bu hafta bize ulaşmak isterseniz İstep'imizin sosyal medya hesaplarından bize her zaman iletişime geçebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.